Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Yine bir Söz Sizde programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz marka ve patent. Tabii bunu söyleyince aklımıza işte telif yasaları, fikri haklar vesaire de geliyor. O farklılıklardan da bahsedecek konuğumuz. Konuğumuzu önce tanıtayım size. Tunç Karamustafaoğlu, Karamustafaoğlu Hukuk Bürosu kurucusu. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Şimdi tabii ki sadece avukat demem yetmiyor burada herhalde. Bir de patent ve marka konusunda uzman, hatta ayrı sınava girip bu konuda çalışmaya hak kazanmış. Marka vekilliği, patent vekilliği bunlar ayrı. Sınavlarından ünvanlardır. Ünvanlar. Peki en baştan başlayalım. Marka nedir? Ümit Bey, marka herhangi bir hizmetin ya da bir ürünün bir başka hizmetten ya da üründen ayrılmasını sağlayan her türlü şekil, ibare, slogan, isim, bunların hepsi markadır. Marka. Evet. Peki patent nedir? Bizim ülkemizde en çok birbirine karıştırılan konu odur. Bize bir telefon gelir, Tunç Bey bir patent tescil edeceğiz denir. Biz de heyecanlanırız. Güzel bir buluş var diye gelir bakarız ki marka. Şimdi patent dünyada şu anda mevcut olmayan yeni bir buluşun hayata geçmesi demektir. Yani dünyada böyle bir buluş ilk kez ortaya çıkacak ve bu tescil edilecek. İşte bunun adı patenttir. İşte yeni olması gerekir, sanayiye uygulanabilir olması gerekir ve mevcut aşamayı bir yukarı çıkarması gerekir. Yani bunun markayla hiçbir ilgisi yoktur. Hiçbir ilgisi yok. Tamamen farklı. Çok farklı bir alandır. Peki markayla fikri haklar ne derece uyuşan şeyler? Evet. Şimdi bizim Türk hukuk sisteminde bu alanda korunan haklar ikiye ayrılır. Çok net anlamda. Bir, sınai haklar. İki, fikri haklar. Fikri haklar, fikri haklar bir şahsın kendi yetenekleriyle, özgül işlemleriyle, eylemleriyle meydana getirdikleri işte edebi çalışmalar olabilir, senaryolar olabilir, müzik olabilir. Müzik olabilir. Yani aklınıza gelebilecek sanatla ilgili, hatta bilimsel bir buluş da olabilir. Bunların hepsi fikri haklardır. Ve bunların korunma yöntemi diğer sınai haklardan çok farklıdır. Şimdi sanatçı arkadaşlarımız bazen işte bir senaryo yazar, gelir bize bunu tescil ettirmek istiyorum. Marka teslimini yaptırmak istiyorum der. Fakat bu doğru değildir. Doğrusu nedir? Fikri haklar ayrı düzenlenmiştir. İşte ilgili bakanlıkta tescil ettirilir. Noterden tescil ettirilir. Yeterli ilgili, olur mu noterden tescil ettirmek? Mesela ben bir senaryo yazdım. Evet. Götürüp onu noterden tescil ettirdiğim zaman yeterli midir o? Şöyle anlatayım bunu. Yani sadece noterden yaptığınız olay yeterli değil. Aksine Kültür Bakanlığı'nda yaptırdığınız tescil bile yeterli değil. Bu sadece size şunu sağlar. Bu eseri ben yarattım, bu eser benimdir. Eğer bunu taklit ederseniz veya kullanırsanız bunun bedelini size ödetirim. Yani tazminat anlamında. Sadece bunu sağlar. Onun dışında çok ciddi bir yaptırıma henüz bağlanmadı fikri haklar bizim ülkemizde. Evet. Telif hakları dediğimizde bunların içinde bir bölümdür zaten. Evet. Öbür taraf sınai haklar. Sınai haklar. Yani fikri haklardan tamamen farklı bir alandır bu. Sınai haklarda marka, patent, faydalı model ve bir de endüstriyel tasarım. Böyle çok fazla kavram olduğu için bizim ekonomi aktörlerimiz tarafından hep birbirine karıştırılır bu. Hem küçük işletmelerde hem büyük işletmelerde. İşte az evvel patenti söyledik. Dünyada ilk kez bulunacak. Yapılması gereken. Evet. Faydalı model diye bir koruma biçimi vardır. O da diyelim ki bir patenti hak edilecek bir buluş meydana geldi. Bu buluşu daha iyi kullanabilmek adına buna bir aparat eklenir. Veya mevcut işte arabalarımıza navigasyon eklenir. Bunların hepsi faydalı modeldir. Yeni bir icat değildir ama mevcut icadı daha iyi kullanılabilir hale getiren bir buluştur. Bir de en çok bizim ülkemizde ve bütün dünyada kullanılan endüstriyel tasarım. Endüstriyel tasarım da mevcut bir ürün üzerindeki her türlü şekil, desen, biçim,
bunların yaratılmasıyla meydana gelen bir haktır. Yani bir mesela bir araba prototipinden mi söz ediyoruz? Evet, olabilir. Bu mesela. Veya bir ne bileyim çok özgün bir mimari proje mi? Evet. Gibi. Ha. Yani çok sık kullanılır. Her şeyde, toplum yaşamında her yerde önümüze gelir. İşte çanta deseninden tutun, işte bir mobilyanın dizaynına kadar. Hatta şu bardağın, kulpunun oraya değil de şuraya yerleştirilmesine. Bunların hepsi endüstriyel tasarımdır. Ve hepsinin korunma yolları birbirinden farklıdır. Niye bu kadar detaylı? Ama hepsinin koruduğu alan farklı. Biri buluşu koruyor, biri buluşun geliştirilmesini koruyor. Biri onun üzerindeki şekilleri koruyor. Bunlar daha çok üretim, sanayi üretimiyle ilgili koruma alanlarıdır. Ama bizi en çok ilgilendiren marka hukukudur. Yani bütün dünyada da böyledir, ülkemizde de böyledir. Asıl bizim ekonomik yaşamımızda sıkıntı çektiğimiz yer markadır. özür dilerim. O kadar önemli bir olaydır ki marka. Diyelim ki teşbihte hata olmaz. Allah göstermesin. Ülke bir kaosa girdi, yıkıldı, deprem oldu. Fakat o hani çok bildiğimiz iki tane büyük meşrubat markası vardır ya. Bunlardan biri işte Mardin'in Kızıltepe'sinde su veren yaylasında bir mağarada bile bunu üretebilir. Ve hiçbir değişiklik olmadan yine pazarlayabilir. İşte marka bu kadar önemli bir olay. Yani atıyorum dünyanın en büyük elektronik markası. İşte kullandığımız telefon markası. Bu adamların şu anda bütün fabrikalarındaki, dünyadaki bütün fabrikalarındaki imalattaki ürünler, uçakta, gemide, tırda, bütün sevkiyattaki ürünler, raftaki ürünler, depodaki ürünler, bunların hepsini toplasanız bugün itibariyle adamın markasının değerini tutmuyor. O kadar pahalı yani. O kadar pahalı. Bu kadar önemli olan bir hayati bir olay olan ekonomide marka nedense bizim ülkemizde pek ciddiye alınmaz. Çünkü çok marka yaratamadığımız yani. Doğru söylüyorsun ama var yani var, dünya çapında orijinal markalarımız da var. Şimdi burada... Bunun korunmasında çok dikkatli olması gerekiyor demek ki, değil mi? Evet, bunda da hep yanlış yapar halkımız. Örneğin şirket kuracak, İstanbul Ticaret Odası'na şirket başvurusunu yapar. Atıyorum işte Yükseliş Limited şirket. O sanır ki o yükseliş benim markamdır ve artık koruma altındadır. Türkiye'de markalar sadece ve sadece Türk Patent Enstitüsü'ne tescil edilmekle koruma altına alınır. Onun dışında şirket ismi olması, işte gazetede yayınlanması hiçbir şekilde koruma hakkı vermez. Yani bir başkası benim bu kurduğum ismi veyahut da o markayı alıp kullansa ben ona şey diyemiyorum. Arkadaş benimki daha önce yayınlandı, şu oldu, bu oldu filan mı? Bunu mu anlatmaya şimdi, çalışıyorsunuz? İstanbul ilinde Yükseliş adında bir limited şirket kurarsanız ikinci bir şahıs bu isimde şirket kuramaz büyük ihtimalle. Ama gidip Kocaeli'nde kurabilir. Kocaeli'nde kurabilir. Ha. İşte marka olmanın özelliği budur. Bunun için bütün Türkiye çapında korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'nde tescil edilmesi lazım. Hatta yeni uygulamalar da var. Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde de koruma altına alınabilir. Yapılabiliyor artık. Yapılabiliyor. Yani. Tek başvuruyla bütün Avrupa Birliği ülkelerinde koruma altına alınabilir. Peki dünyanın geri kalanı? Bu da yapılabilir. Paris şartı dediğimiz bir şart var. Bir anlaşma yapıldı. Çok cüzi rakamlarla Türk Patent Enstitüsü nezdinde istediğimiz ülkelere başvurusunu yapabiliyoruz. Yani sizin yerinizde Patent Enstitüsü yapıyor öyle mi? Ben başvuruyorum ama tüm işlemleri Patent Enstitüsü yapıyor. Bu çok güzel bir uygulama. İhracatçılarımız için özellikle son dönemde kurtarıcı gibi oldu. Yani bu marka başvurusu öyle sandığımız kadar zor, karmaşık falan bir olay da değil. Herkes kendisi de başvurabilir. Bir marka vekili aracılığıyla da başvurabilir. Yani sizin aracılığınız. Evet. Şimdi marka vekili sadece Türk Patent Enstitüsü'nde kayıtlı marka vekillerinden birinin olması gerekir. O da zaten çok fazla var. Reklamlarını hepimiz görüyoruz. Sadece bu işi yapan marka ve patent büroları vardır. Çok da cüzi rakamlarla yaparlar. 200-250 lira civarında bir rakam.
Ama bunu da vermek istemeyen olursa kendisi de yapabilir. Türk Patent Enstitüsü'nün web sitesinde hangi belgelerin istendiği, nelerin yapılması gerektiği hepsi tek tek bellidir. Burada başvurmak isteyen arkadaşımız Türk Patent Enstitüsü'nün web sitesine girecek. Orada online işlemler bölümü. Orada almak istediği markayı yazacak. Deminki verdiğimiz örnek işte Yükseliş diyelim. Fakat buradaki nüans NIS sınıflandırması dediğimiz bir liste vardır. Ürün sıralamasıdır bu. İşte otomotiv vardır, mobilya vardır, diş malzemeleri vardır, hizmet sektörü vardır, işte turizm vardır. Bunlar tek 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 yazılıdır. Bizim yaptığımız iş hangi sınıfa giriyorsa o sınıfta Yükseliş adını yazacağız. Eğer o sınıfta bizim almayı istediğimiz marka var ise onu alamayız. Alamayız. O zaman değiştireceğiz. Benzer bir markayı da almak doğru değil. İşte Yükseliş yerine Öz Yükseliş. Yani bu eskiden çok sık yapılan bir yapılırdı. Olaydı. Hatta çok efsane şeyler vardı, hikayeler vardır o konuda. Evet. Artık o korunmuyor. O NIS sınıflandırmasındaki sınıfta eğer yok ise evet biz bunu alabiliriz. Hemen buraya başvuruyoruz. Peki bir şey soracağım. Diyelim ki gene Yükseliş dedik, madem Yükseliş'ten devam edelim. Ben girdim baktım Yükseliş var ama orada kullandım yine de. Süre burada çok önemli. Yani biliyorsunuz bizim adalet sistemimiz, mahkemeye verirsiniz bilmem kaç yıl sonra sonuç çıkar. Böyle midir yoksa anında müdahale var mı? Yani benim markam var, bayağı da ünlü olmuş bir marka. Bir başkası benim bu markamı taklit ediyor. Orada süreç nasıl işliyor? Şimdi şöyle, diyelim ki Yükseliş var. Buna rağmen biz bu markayı almakta ısrar ediyoruz ve başvurumuzu yaptık. Türk Patent Enstitüsü kendisi bir ön inceleme yapar. Kısa bir süreçtir bu, bir buçuk aylık bir süreçtir. Burada birebir aynısı olduğunu görür ise zaten reddeder. Ama benzer olduğunu görür ise, işte dediğimiz gibi Öz Yükseliş olduğunu görür ise, bunu bir önceki markanın sahibine ihbar eder, bildirir. O zaman o markanın itiraz etme hakkı doğar. Yani bu bir mahkeme değildir, kurum nezdinde itirazdır. Tamam. Kurum nezdinde bu ilk itirazın reddedilmesi halinde bu sefer bir yüksek kurula itiraz edilebilir. Ama bunlar hep kısa sürelerdir. Mahkeme gibi uzun süreçler değildir. Buna rağmen kurum hayır ben bu markayı vereceğim der ise o zaman dava açmak zorunda kalınırsın. İşte ondan sonra ne olur? Ondan sonra işte sıkıntı başlar. Süreç sıkıntı uzar. Başlıyor. Ama burada demek ki en önemli görev patent enstitüsü düşüyor. Yani evet. Bu ikilemi yaratmayacak bir karar vermek durumunda her zaman. Evet. Var mıdır böyle örnekler? Vardır tabii. Türk Patent Enstitüsü son dönemde son derece duyarlı davranıyor bu konuda. Ama bizim halkımız bir sürü zorluğu aşmayı biliyor tabii. Anladım ben onu. Bilirsiniz o çok ünlü bir tişört markasıdır. İşte yırtıcı bataklıktaki bir hayvan vardır. Onu ortadan kesmiş. Üst tarafı başka bir marka için almış. Alt tarafı başka bir marka için logo. Sonra onu birleştirmiş sonra mi? Sonra da birleştirmiş. Şimdi bizim markalar hukukumuz diyor ki sana ait olan markaları istediğin şekilde kullanabilirsin. İkisini birleştirdiği zaman aynı markayı. Aynı marka çıkıyor. Dava açıldığında hayır kardeşim. Bunun altı da benim, üstü de benim. İstediğim gibi birleştiririm diyor. Şimdi Türk Patent Enstitüsü ne yapsın burada? Burada yapabileceği hiçbir şey yok. Mahkemeye düşüyorsa. O zaman mahkemeye düşüyor tabii. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Türk Patent Enstitüsü'nde kayıtlı olan şirket var işte Yükseliş dedik. Baş bile vurmadan kullanırsa bunu Türk Patent Enstitüsü'ne hiç başvurmadan. Başvurmadan evet. Oraya kayıtlı bir markayı kullanırsa ne oluyor? Evet. Şimdi bunun iki ayrı cephesi vardır. Bir hukuki cephesi bir de ceza hukukuyla ilgili. Hukuki cephesinde bir bu kullanıma engel olunması için mahkemeden bir ihtiyati tedbir kararı alınabilir. Bu benim markamdır, tescillidir. Beyefendi izinsiz olarak kullanıyor. Marka hakkıma tecavüz ediyor denilip bunun kullanılmasına engel olun. Tamam. İşte tabelayı söktürüp içeriye gidip tişörtlerin üzerindeki logolar kaldırılabilir. Tazminat istenilebilir. Maddi manevi tazminat, mahrum kalınan kardan uğranılan zarar. Bunların hepsi istenilebilir.
O ürünleri de ne olur ama yani alınır. Alınır mı? Alınır. Ne kadar sürer bu süreç nedir? Bu süreç ortalama 1-1,5 yıldır. Temiz aşamasını da eklerseniz 2-2,5 yıldır. Gene de fazla değil mi? Tabii ki. Yani sadece bu değil ki. Hukuk sistemimizde her yerde var bu. Biliyorum da bunu özellikle şimdi bu açıldı diye. Yoksa aman bana sorun. Ben bir avukat değilim ama bir avukat kadar bir şeyleri öğrettiler bize de. Özellikle şu son 8-10 yılda öğrendiklerimiz çok paha biçilmez yani. Evet, evet. Yani ülkenin neresini tutarsanız elinizde bu kalan. Da onlardan biridir. Aynen öyle. Yani hala süreler uzun yani. Çok uzun. Ama burada işte bunu telafi etmek için kanun koyucu tedbir kurumunu ortaya koymuş. Tedbir isteyerek bu süreçlerdeki oranılacak hak kayıplarına engel olmaya çalışmış. Asıl burada caydırıcı kısım ceza kısmıdır. Tescilli bir markayı üreten, satan, taşıyan, depolayan bunların hepsi 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır. Bunun uygulanırlığı var mı? Bunun oldu mu? Oluyor mu? Uygulama da şudur. İlk kez yakalandığında hakim hükmün açıklamasını geri bırakır. Hı. Yani bir daha yaparsan 5 yıl içinde 2 cezayı birden çektirin der. Yine biz tabii Türk'üz. Yaparız biz diyoruz. O vergi lafasını değiştiririz. Amcamızın oğlunu yaparız. İkinci kere amcamızın oğlu yakalanır. Ben yıllarca işte bu ülkenin en büyük deterjan firmalarının birinin marka hukukunu yaptım. Bugüne kadar bir adamı aşağı yukarı 9 yıl boyunca üst üste ikinci kere yakalayamadık. Bu dediğinizden dolayı işte. Bundan dolayı işte. Şu maalesef aklımıza da aslında doğru dürüst işlere şey yapsak neler yapacağız ki bilir ama. Bakın çok ilginçtir. Biz Sakarya'da bir imalathane ihbar aldık. Gittik oraya bastık. Gerçekten aynı markada yapıyor adam. Yakalandı, tutuklandı. Bizim fabrikanın analiz bölümünde %80 gerçeğine uygun çıktı. Adamın yaptığı olay. %80 az buz değil yani. Adamla espri yaptık. Gel kardeşim fason yaptıralım sana bu işi. Gel çalışalım biz bize çalışacağız. Yani bu kadar yetenekli insanlar bunlar. Ya var var evet maalesef ama işte aklı kötüye kullanınca. Efendim sizinden sohbet bitmez aslında. Daha ne hikayeler var ama sonuna geldik. Bu karışıklık ve bu süreçlerin daha azaltılması son olarak kısaca sorarsam mümkün müdür? Mümkündür tabii ki mümkündür. Şu anda bizim elimizdeki yasal done kanun hükmünde kararname. Yani kanunu bile yok bunun. Her şeyden evvel bu işe engel olmaya kararlı bir siyasi irade gereklidir. Yani bunu yani yasaya çevirmesi lazım. Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla sahte ürün yapan üçüncü ülkedir. Yani maalesef devlet karar verirse, insanlarımızı da yaparsak. Sınai haklar, fikri haklarda da aynı. Fikri haklarda daha kötü. Çok. Burada hiç olmaz. Hapis cezası falan var. Plan var. Öbür orada tarafta insanların emeğini resmen sömürüyorlar. Aynen. Aynen. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Için. Sevgili izleyiciler gerçekten çok ilginç bir konu. Hayatın her alanında bizi mutlaka ilgilendirecek bir parçasının ortaya çıktığı bir alan. O da işte bu marka, patent, fikri haklar, telif yasaları. Bütün bunları hepsi birbirinden tabii ki farklı boyutlarda olmasına karşın yine sonuçta insan emeğinin, insan aklının, zekasının çalınması anlamına gelen işler ne yazık ki. Burada noktalıyoruz. Bir başka Söz Sizde programında yeniden birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.